En son yine ayçiçeği biçmiştik tarlalardan. Bir bakalım pH'ına. Kötü diyor. Burası da aynıdır. Hemen hemen yakındır. Tamam, bunlara kireç atacağız. Ama bu bölümde bizim satacak ürünümüz çok fazla var. Ayçiçek yağımız üretiliyordu. Onun üretimine başlamıştık. Ballarımız var, şekerlerimiz var. Artı kıyafet eklendi. Biz şimdi başlayalım bakalım kireç atmaya. Bu bölüm güzel para yaparız. Şimdi buradaki girişi kapattık. Şuradan gidelim artık. Hatta artık diğer köşeden başlayabiliriz. Şimdi bunun genişliği aşağı yukarı şöyle bir şeydir. Bakalım satın alsın onu ayarlayalım. Satın al. Başla bakalım. Tamamdır, bu şekilde at. Onun arkasından en küçük bu var. Bunu şöyle ağırlığını biraz ileri çıkaralım. Masayım yakıtına falan bakmadım hiç ama herhalde yeter. Önce önü taksaydık daha iyiydi. Bu malçlama da sadece kök bitkileri haricinde olan bitkilerde işe yarıyor. Hani anız bırakan ürünlerde işe yarıyor. Verim bonusu veriyor. Malçlıyor toprağı, karıştırıyor kalanları, artıkları. Şimdi bunu girdiğimde bir şey göstermeyecek tarladan ama arkadaki girdiğinde şöyle başla bakalım buradan. Bakalım. Şimdi bu anız sürme oluyor. Fidelik olmuyor. Anız sürme statüsüne geçiyor. Arkasından yine aynı şekilde sabanlı tarlaya olan işlem gibi. Şunun bir yakıtına da bakalım arada. Tamam, bunda sıkıntı yok. Nerede o? Şimdi bunun arkasından ya sarıcı girmemiz lazım. Zaten bizde şu anda sarıcı var. Biz buraya mecbur sarıcı gireceğiz. Bu şekilde başlasın. Şu kirece bakalım. John Deere biraz ilerlesin. Sarıcıyı da sokarım arkasından. Kirecimizi attık tarlalara. Bu biraz ilerlesin bakalım. Sarıcı girelim arkasından. Daha o ilerlerken biz şeye bakalım. Üretimlere bir bakalım. Ayçiçek yağımız üretiliyor dedik. Yapağımız iyi durumda. Bunları geçtik. Kesik şeker pancarı. Burayı doldurabiliriz. Kıyafetlerimiz üretiliyor. Burada yapağımız yok. Çimlerimizin durumu iyi. Fendt, gel bakalım. Geçen bölümde dolu bıraktığım römorku ben boşalttım onun içine. Şimdi gidelim onu pancar dolduralım. Tabi oradan al
Onu boşaltıp yukarı çektim. O devam etsin. Bunu doldurup götürelim oraya. Bunu doldurduk, 77.500 litre oldu. İçeride ne kadar kaldı ona bakalım. İçeride 179.000 litre şeker pancarı, tabii şeker pancarımız var, kesik değil. Şimdi bunu götürelim bakalım, boşaltalım. Orayı dolduralım. Şeker üretim aksamasın. Çim ekerim falan demiştim ama büyük ihtimal çim ekmeyeceğim. Çünkü bunların balyaları çok uzun sürüyor. Bitmesi çim balyaları. Bu depoda balya eklersem şu an bile sanki bal ve şeker ekleyince dolacak gibi geldi bana. Buraya boşaltsın bunu. Şöyle ortalayalım. Bu boşaltırken biz şu deponun durumuna bir bakalım. Şimdi 131 palet içeride, 250 kapasite var. Üst bir tur daha çıkacak mı? Kaç dedik? 131-250. Şimdi buraya kadar da olsa o zaman bir tur daha üste dönecek gibi geliyor. Bir bu kadar daha alacak sanki. Hemen hemen. Şimdi kıyafetlerimiz var biraz. Şekerlerimiz sürekli çıkacak. Şimdi bir de iki tarafa da çim ekersem çok fazla balya çıkacak. O balyaları buraya koyarsam buraya palet koyamayacağım. Bu sefer ürettiğim paletleri koyamayacağım. O yüzden şimdilik bunlar bu şekilde kalsın. Bu balyalar. Bitince buraya ekleriz onlardan. İkiye böleriz onları. Kaç var? 3. 12 tane balya var. 6 6 şey yaparız onları. Paylaştırırız buraya. Bayağı gidiyor zaten. Bu ne yaptı? Boşalttı. Bakalım üretimde kaç litre oldu? 250 bin litre. Ben onu doldurayım şimdi. Bir tur daha döneyim aynısından. Şu sap parçalayıcı bitirince direkt sarıcıyla devam ederiz. Hatta zamanda hızlandırırız sarıcı girdikten sonra. Direkt Mart ayında ekmeye başlarız. Kesik şeker pancarını doldurduk komple. Hatta dolu bir araba bıraktık. Şeker değirmeninin önüne de bir tane de %90'a kadar falan dolu bu araba. Azalınca oradan yine takviye yapacağız. Bu bayağı ilerledi. Yarıya falan geldi. Biz şimdi Masseyle hayvan satıcısı talebi diyor. Bakalım. Hayvan satıcısı ne istiyor? Mavi olan hop saman istiyormuş 59 dolardan. 47'ye satılıyormuş maksimum. Bakalım devam edelim. Umarım tahmin ettiğim gibi çalışır. Çünkü sarıcıyı çekersek mantık olarak fidelik olacaktır burası. Dik freze de yapar aynı işi. Ben tohum yatağı olması lazım şu anda bunu girdiğimizde. Şöyle bir ucundan deneyelim bakalım. Olursa eğer doğru tahmin. Çekecek ama. Oluyor galiba. Geç bakayım şuna bir. Evet, fidelik konumuna geçiyor.
Bu şekildeyken ekim yapacağız. Şimdi yabani ot büyüyor mu? O önemli benim için bunun arkasından. Böyleyken büyümüyor, böyleyken de büyümez. Tamamdır. Şimdi bunlar devam ederken şu mana geçelim. Ballarımız üretilecek. Bakalım üretimde sıkıntılı olan yer. Şekerlerimizi yeni boşaltmışız. Kıyafetler. İşte kumaş tükenecek, o sıkıntı şu anda. Buradan üretim var ama ona yetiştiremiyor. Bakalım o bir tükensin, ne olacak? Ona göre ayarlayacağız. Ayçiçek yağlarımız şişebilir. Onlar devam ediyor. Şimdi zamanı hızlandıralım. Mart ayında ayçiçek yağlarıyla başlayacağız satışa. Ondan sonra balları satacağız yine. Ondan sonra ekime başlayacağız. Şimdi hızlandıralım bakalım zamanı. Şimdi bu çim ekili olan yere başladım. Başlattım bunu. Bu malçlama girip de arkasından bunu çekince burası direkt fidelik oldu. Yani buraya sarıcıya gerek yok. Burası direkt ekime hazır olacak bu şekilde. Burası ekime hazır. Onu yerine çekelim. Her yer kar olmuş. Bu şekilde kalsın. Bu da son sıra değil. Biraz sonra bitirecek. Sap parçalayıcı ve dişli tırımı da bitirdik. Alt tarla da artık ekime hazır. Şu önümüze bir tabela takıldı. Şimdi o zaman ayçiçeği satışına kadar hızlandıralım yine zamanı. Ayçiçeği satışında direkt başlayalım satışlara. Ayçiçek yağına Grosseri Mart 2200 dolar veriyor. Şu an düşüşe geçti. Tamam, şu ayçiçeklerini bir satalım bakalım. Grosseri'ye. Para yapmaya başlayalım artık. Herhalde bitti. Tamamdır, o üretilmeye devam etsin. Çok az bir şey kalacak. Biz gidelim bakalım groseriye, satalım şunları hemen. Bin 600 oldu para. Şimdi dönelim balların yanına.
Malların fiyatları düşüşe geçti. Zaten böyleydi onlar. 2140 1149'dan kaç oluyormuş? 1149. Aynen 1149'dan yine mısır gevreği fabrikasına verebildiğimizi veririz. Kalanı da Johnson's Farmers'a vereceğiz. Çünkü düşüşe geçtiler. Zamanı hızlandırdığım zaman düşüyorlar. Şimdi toplayalım bakalım ballarımızı. Önce şuradakileri bir alalım. Çok fena kayıyor kamyon. 58.802 litre balımız var. Bakalım bunları şimdi mısır gevreği fabrikasından başlayalım satmaya. En yüksek orası veriyordu. Sonra da Johnson's Farmers Market veriyordu. Tamam, burası bu kadar aldı. 146 ya da Johnson's'a gideceğiz şimdi. Oraya gidelim. Ballarımızın da hepsini sattık. 180 bin yaptık parayı. Dönelim tarlaya. Şimdi hemen ekmeye başlayalım dönünce. Şimdi ekmeye başlayacağız ama bu sarıcı masa çok yavaş çekiyor. Biz ekmeye E30'da başlayalım. Sarıcıyı da John Deere çeksin. Yerlerimizi zaten hazırlamıştık. Tamamdır, ayçiçeği seçili bu şekilde başlayalım bakalım ekmeğe. Biri alınıyor mu? Ona da bakalım hızlıca. Tamamdır. Biri alınıyor ama ekiyor mu, ekmiyor mu ya? Tamamdır. Ekiyor. Hiç durdurmamam lazım. Sırayı görmüyorum. Hiç durmadan eksin sonuna kadar. Sonra da sarıcıyı ayarlayalım.
Sarıcı geçince de kar kalkmıyor ya. Ama sarıyor. Sarılması gerekli burada yazıyor. Burada yazmıyor. Biraz patinaj çekiyor kar olduğu için. Çiçeklerimizi ektik. Bir onaralım, yıkayalım şunu bakalım. Öteki devam etsin sarıcıya. Sarıcıyı da bitirdik. Bunu da aynı şekilde onarıp yıkarım ben şimdi. Biz orada zamanı Nisan kıyafet satışına kadar hızlandıracağız. Ondan sonra da gübre atacağız. Zamanı ileri alırken aklıma geldi. Bu mahsulleri bir kere daha büyütürsek bu traktör bunları çiğnemeye başlayacak bu sefer. O yüzden biz ilacı atalım hemen. Gübre vermişti. Sadece hava daha fazla kararmadan, çünkü bu sensör çalışmayacak. Daha fazla kararırsa. Bunları atalım, ondan sonra bakalım onun fiyatına. Kıyafetlerin. Açalım gübre satın almayı da. Hayvancılığa başladığımız zaman bunların hepsi geç abi geç. Bunların hepsi organik gübreye dönüşecek de. Bu inek falan aldığımız zaman doğal gübre atacağız hepsine. Şu anda çiğnemiyor değil mi? Tamam. Biraz daha içeri girelim. Tamam, şöyle başlayalım ya. Sensörünü açalım. Açalım bakalım gübreyle. Gübreler viste attık. Şimdi asada hazır çiçeklerimiz. Ben bunu onarıp yıkayayım burada tekrardan. Zamanı hızlandırayım. Kıyafetler maksimum 1286'yı gördü. 85'e düştü. Şimdi kıyafetleri satmaya başlayalım bakalım. Önce burayı bir toplayalım. ...12 palet var. 12.000 litre. Ben bakalım groseriye verelim bunları.
123.000 artı 17.000. Bayağı bir para kazandık kıyafetlerden. Şimdi dönelim tarlaya. Ağustos'ta, Temmuz-Ağustos civarında şeker satışımız var. Bayağı bir para yapacağız. Hasada kadar bayağı bir paramız olacak. Dönelim şimdi tarlaya. Hızlandıralım zamanı yine. Şu an şekerlere 538 dolar veriyor Grocery Mart. Oraya satabiliriz. Zaten maksimum 527'yi görüyormuş. Bundan sonra düşecektir fiyatlar. 538'den Grocery'ye satalım bakalım şekerleri. Kamu değirmenimiz boş mu? Bize çıkaracak galiba da. Şekerlerimizi satmaya başlayalım. Araya yanlışlıkla ballar karıştı. Onları alırsa alacak, almazsa yerine geri götüreceğiz. Şunu kaldıralım. Buradan çıkarmıştık geçen sefer, şöyle çapraz. Evet, balları almayacak. Tamamdır. 382 bin oldu. Çok az daha şeker var orada. Dur. Kilitledik kendimizi. Dönemiyoruz. Zaten şu işlemi yapacağız şimdi. Bunları geri römork işaretle. Şuraya çıkar. Şimdi bunun arkasını işaretle. Aç otomatik yüklemeyi. Bu balları toplayacağız zaten. Bunları yerine geri koyacağız. Diğer şekerleri de getirdik. 400 bini geçti paramız. 402 bin oldu. Şimdi dönelim bakalım tarlaya. Asada kadar devam yine. Ayçiçeklerimiz asada hazır. Ama ondan önce şöyle bir şey yapalım. Hazır paramız varken şu koyunlar bize yetiyor şu anda. Bayağı güzel yapay üretiyorlar. Biz tavuk yeri kuralım şuraya. Şu ikisi mod. Bunlar zaten oyunun kendi tavuk yerleri, 360 tavuk alıyor. Bu 1500 tavuk alan orta boy bir tavuk yeri. Bu da 5000 tavuk alan büyük boy. Bunu biz şu şekilde yerleştirebiliriz. Buraya hatta şu arazi şu kısma kadar bizim. Oradan biraz pay bırakarak şöyle düz bir şekilde. Tane tavuk yeri kuralım. Gidelim bakalım bir etrafına, peyzaj falan yapılır belki. Zemini bayağı bir yukarı kaldırdı. Peyzaj isteyecek ama şurayı bana inşallah ellettirir. Yola çok yakın kurmuşuz sanki. Aslında bununla izah gibi ama bu tarafı çok önemli. Bu tarafa zaten girip çıkmayız.
Yumurta üretimi de yaparız. Şöyle açalım kapılarını. Yumurtalar buraya çıkacak. Tabii yer şurası, sadece buraya çıkacak. Tavukların olacağı yerde orası. Buradan yem koyacağız. Şimdi şu arayı bilerek boşluk bıraktım. Buraya ekstra bina falan bir şeyler belki kurabiliriz. Aslında kuracağımız bir bina da var. Şunun bir önce peyzajını bitirelim. Şöyle vurguyu çoğaltıp şöyle büyük boydan indirelim bakalım. Vereceği yerleri. Hatta bir tane daha büyütelim. Komple bir etrafını alalım. Tamamdır. Burası için şimdi buğday lazım. Buğdayı mağazadan alabiliyor musun? Bir ona bakayım ben. Tabi hayvan menüsüne bakalım orada. Ama hayvan almadık. Bakamayız. Mağazada onu bilmiyorum satılıyor mu. Buğday. 1000 litre. Tamam. Domuz yemi, tuz. Bu da yulaf. Bu atlar için, bu tavuklar için. Tamam. Bundan alırız ama önce tavuk alalım içeriye o zaman. Şimdi bu tavuklar orosuz da üreyebiliyorlar. 50 dolarlıktan alalım. Burası 5000 alıyor. Tek seferde 60 tane alabiliyoruz. 60. %120. %240 oldu. Bir bakalım. 240 tavuk. Şimdi bu kadar da bırakalım. Biraz buğday verelim bunlara biz. Şimdi bir bakalım. Şimdi biz bunlara buğday getirelim biraz. Satın alıp getirelim. Sonra buğday falan biçeriz. Toparlarız iyice. Şimdi manla gidelim oraya. Bir tane satın alalım bakalım. Kaç tane alıyor manın arkası? Ona göre manın arkasını doldurur geliriz. Alalım bakalım. 1500 dolarmış. Şu 8 tane alalım. 8 tane alır herhalde garanti. Şimdi manın kasasına gelelim. Nereye değiştiriyorduk? Z. İki tank. Büyük çanta paletleri bunlar mı oluyor? Ona bakalım. 20 tane alıyormuş. Evet. O zaman 8 tane daha alalım. Kaç kaldı? 4. 4 tane daha alalım son. Tamamdır. Gidelim bakalım tavuklara verelim bunları. 20 bin litre var arkamızda. Bakalım direkt alacak mı? Yaklaşınca alır diye düşünüyorum. Hop, manaskıda kaldı. Şu anda alıyor. Alsın bakalım alabildiği kadar. Traktörle bir dokunsam çıkacak o da. Gel buraya.
Oradan direkt alıyor bu arada. Yani düzgün yanaşsam hepsini boşaltacağız. Tamam, bu tekerlekler yere basmış zaten. Şu masayı yerine götürelim. Şimdi 18.000'de en sağ üsttekini almış. Şöyle düzgün yanaşabilirsek şuraya. Alttan dökülüyorlar. Biraz saçma bir olay ama olsun, bir seferlik böyle saçma idare edeceğiz. Aşağı kaçırmamam lazım. Tamamdır. Bunları boşalttık. Şimdi şunu bir batırmadan şöyle çekelim kenara. En azından şimdilik idare eder. Bunu çekelim tekrardan yerine. Artık yumurta da satacağız. Oyunda her şeyi denemeye çalışıyorum. Sıra sıra para oldukça yapmaya çalışıyorum. En pratik yollardan en çok para kazanacak şekilde yapmaya çalışıyorum. Gerçekçiliği de bozmadan tabii. Şimdi iki başka bir derdimiz var. Şimdi zamanınızı alırken ona da baktım. Yapağları ben buraya getirdim. Çünkü yapağlar, onu buradan üretimlerden göstereyim. Burası kumaşı üretiyor. Daha önce zaten bunu ben söylemiştim. Burayı yetiştiremiyor. Biz bir tane daha kendimiz iplikhane kurmamız lazım. Yani hem buraya yapağı vereceğiz, hem kendi kurduğumuza vereceğiz. Yapağlar çok birikti. Biriktiği için onun önüne yığdığım yer kalmadı. Deponun içine koydum. Şimdi buraya bir yere bir iplikhane kurmamız lazım. Şimdi buraya bir kısaca bir planlama yapalım. Şöyle yapabiliriz. Şuradan iplikhaneyi bulalım. Şu iplikhane. Şöyle yapsak. Şuradan alacak. Bu taraftan alacak. Kapının oradan. Şöyle koymamız mantıklı. Ama asıl soru şu. Biz şimdi bunu buraya koyarsak arkada ne kadar yer kalacak? Tamam, şöyle koyduğumuzu varsayarsak bu kadar kalacak. Arkaya ne koyabiliriz? Tavuklara çok buğday lazım oluyor. Silo kurabiliriz buğday kurmak için. En küçüklerinden bir tane silo. Ona da bakalım hızlıca. Binalar, silolar. Şu 400 bin litre az gibi geldi. 500 bin, 800 bin. Sanki bu olur gibi. Bundan koysak, şöyle hizasına koysak, yani şöyle falan yapsak, hatta biraz ileri kurarsak daha iyi olur. Nereye kadar geliyor? Şöyle koyarsak. Tam ikinci, kendi silolarından sonra ikinci pencerenin hizasına falan geliyor. Tekrardan iplikhaneye bakalım. Onu da zaten şöyle falan. Tam arada ufak bir boşluk olacak. O da biraz gezinme payı gibi kalsın. Şimdi bir tane iplikhane kuralım buraya. Şöyle koyalım bakalım.
Burası komple bozuldu. Hoşuma gitmedi. Hadi burası neyse de. Kaydırma yok diye biliyorum ama bir bakayım yine de. Yeniden adlandır dersem sadece ismini değiştirecek. Mecbur bana sattıracak. 30 binini geri verecek. Satarsam. Biraz daha şuraya yaklaştırıp da kurabilsem yapalım ya. Bir 30 binimiz gitsin, bir şey olmaz. Şimdi şuraya güzel peyzaj yapalım önce. Şöyle yerleştirelim. Bir daha satmayız herhalde. Bakalım. Heh, şimdi oldu. Burası bayağı bir şey oldu. Sıkıntı yok. Tekrardan peyzaj yapacağız şimdi. Başta şu çıkma yerini düşünüp bu şekilde kursaydık para kaybetmeyecektik. Ama başta orayı düşünmedik kurarken. Tamamdır. Şimdi geçiş yerimiz açık. Zemini en son ayarlarız. Binaları en son tamamladığımız zaman zemine bakacağız. Tamamdır. Şimdi düzgün oldu. 22 palet yapağımız varmış burada bizim. Bunları şuradaki iplikhaneye bırakalım. Şimdi burası zaten üretiyor. En son kurutlarımız en alttadır. Bunu da değiştirelim, dağıtılsın. Bu da kumaş üretmeye devam etsin. Artık kıyafet üretimimizdeki kumaş bitmez. Bunlar yetiştirir. Bu kumaş burada çoğalır. Hiç durmayacak yani kıyafet üretimi artık. Tamamdır. İşte şimdi asada başlayabiliriz. Biraz tavuk da aldık. Hatta önce küçük yeri başlasın küçükle. Herhalde bir araba doldurur mu? Belki. Hop, ayçiçeklerini biçtik. Zaten Fendt Krone Dorse ile boşaltmıştı. Bir tam araba o geldi şimdi. Kalanı da bununla götüreceğiz. Gidelim bakalım. Son ayçiçeklerimizi de verelim. Üretime başlayalım.
Daha önceki üretimden kalan biraz ayçiçeği yağı var burada. Şimdi bunları da toplayalım. Yanda yoktu, aynen. litre ayçiçeği biçtik. Bunu şimdi çalıştıralım, o depolanmaya devam etsin ayçiçek yağı. Zamanı hızlandırmadığımız için kumaş yetişmiyor şu anda. Hızlandırdığımız zaman bunlar yetişecek ona. Yeni kurduğumuzla beraber. O bir dahaki bölümde çözülecek. Şimdi biz bir dahaki bölümde büyük ihtimalle tavuklar için ne yiyordu bunlar? Buğday, arpa ve süpürge darısının üçünden birini ekeceğiz, biçeceğiz. Bunu dolduracağız. Kalanı da siloya atacağız. Ekmek üretimi büyük ihtimal yapmayacağız. Sadece tavuklar için biçeceğiz onları. Bir de koyunlar için de bir şeyler. Yani biçim iki tarlaya birden tabii artık çalışacağız. Çim balyası yapabiliriz belki. Bakalım duruma göre. Bu bölümlük bu kadar. Bir dahaki bölümde devam kaldığımız yerden.